Bir şey söylemeyecek misin Esin? Bir cevap bekliyorum. Ne demek oluyor bütün bunlar? Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Yoksa arkamdan bir iş mi çeviriyorsun? O ne biçim söz Arzu? Ya ben zaten neler yaşıyorum. Bir de sen mi beni suçlayacaksın? Yok. Ben zaten işlerin buraya geleceğini biliyordum. Neyi biliyordun Esin? Bak Arzu. Ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Doğru bildiğimi yaptım. Bir dakika, bir dakika. Ne demek oluyor şimdi bu? Açık açık konuşsana. Ben kulaklarıma mı inanayım yoksa sana mı? Tamam. Duydukların doğru. Yani ben Vedat'tan para çaldım. Seninle aramı iyi tutmak için uğraştım. Doğru. Bir saniye. Bizim aramız kötü müydü Esin? Ah Arzucuğum, senin haberin yok tabii. O Yeliz denen kadın geldi buldu beni. Tehdit etti. Ben de ona para vermek zorunda kaldım. Bir dakika, ben şimdi bu işi anlamadım. Ben o kadına zaten daha önceden bir para vermiştim. Ah Arzucuğum, bunların ne mal olduğunu ben de yeni anlıyorum. Bunların gözü hiç paraya doyar mı? Geldi beni tehdit etti. Zeynep'e giderim. Saçma sapan şeyler anlatırım. Emre o gün gider nikahı basar dedi. Aman Allah'ım. Yani bir insan bu kadar nasıl rezil olabilir? Sorma. Yani onu bu işlere bulaştırdığıma ben de 1000 kere pişman oldum. Hayır yani söylediklerini yapar da seninle olan arkadaşlığımıza zarar gelir diye ne yapayım? Ben de ona parayı verdim. Vedat'a da söyleyemedim. Çünkü hafazan Allah Cengiz'in kulağına gider diye korktum. Yani yine seni düşündüğüm için yaptım ama kocamın da gözünde hırsız oldum. Neyse. Yani olacak şey değil. Madem Vedat'la problem yaşıyorsun, niye gelip bana söylemiyorsun Esin? Ay söyleyemedim işte Arzu. Ya zaten o Zeynep denen belayı sağ olsun Cansu sizin başınıza sardı. Arzucuğum, benim için seninle olan dostluğum çok kıymetli. Aklımca sana zarar gelmesin diye çırpındım ama sen de şimdi kalkmış bana arkamdan iş mi çeviriyorsun deyince benim çok ağrıma gitti. Neyse. Ben bunları hak ettim sanırım. Canın sağ olsun. Esin'cim. Bak. Canım benim. Ne olur bak böyle yapma. Lütfen. Üzme kendini bu kadar. Senin dostluğun benim için çok değerli biliyorsun. Canım benim ya. Demek Vedat'la onca gerginliğin üzerine bir de para meselesi eklendi öyle mi? Sorma. Tamam canım. Bak ben halledeceğim bu meseleyi. Neyi halledeceksin anlamadım. Canım mesele para olsun. O iş kolay. Vereceğim ben sana ne kadar verdiysen. Sen de doğruca Vedat'ın eline tıpış tıpış sayacaksın parayı. Aa, yok artık. Olur mu öyle şey? Bu işi başıma ben sardım. Cezasını da ben çekeceğim. Olur olur olur. Sıkma canını tamam mı? Ne kadar? Ne kadar? Canım kadına verdiğin para ne kadar? Ha, şey ay vallahi şu an kafam çok karışık. Hiç bilemiyorum. Ben bir hesap cüzdanına bakayım geleyim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.